Hava soğuk, akla tabii ki kutuplar da geliyor. Oradaki canlılar da geliyor. Kutup ayılarının bazı özelliklerine değineceğim ben bugün. Çok aşırı şekerler, çok gürbüzler, bayağı yani o soğukta hiçbir şey hissetmeden çok rahat yaşayabiliyorlar maşallah. Resimlerine de bu sırada kısaca bakmaya başlayabilirsek, bunların özel bir göz yapıları var, gözlerinde özel bir filtre var. O filtre onları doğuştan bir nevi güneş gözlüğüne sahip olmalarını sağlıyor. İşte bu gördüğümüz gözlerinin üstünde özel bir yapı var. Oradaki kar körlüğüne karşı da bu yapının mutlaka olması gerekiyor. Çok şeker, resimlere devam edebiliriz. Ayrıca bunların... Ufaklıklar çok şeker. Bunların en önemli özelliklerinden bir tanesi buzlu suda saatte 11 kilometre hızlı 2000 kilometre yüzebiliyorlar. 2000 kilometre. Şimdi bu resimde durabilirsek... Patiler çok sevimli. Buradaki patilerin Allah tarafından çok özel yaratıldığını görüyoruz. Çünkü incelendiğinde, araştırmalar yapıldığında buzda yürüyebilmeleri için ve buza sıkıca tutunabilmeleri için ayak yapılarının bu tarzda olması gerekiyor. Ayak yapılarında düz tabanlı ve pençelerin arasında küçük boşluklar oluyor. O boşluklarda vakum etkisi yaratıyor. O vakumla karda çok rahat ve çok hızlı koşabiliyorlar. Biraz önce bahsettiğim gibi 2000 kilometre yüzebiliyorlar mesela suda. Koşmaları gerektiğinde yüzüyorlar. Evet, gerçekten Ebru'cum maşallah. İşte bunların tamamı Allah'ın yarattığının en büyük delillerinden bir tanesi. Tesadüfler sonucunda kutup ayıları bunları deneme yanılma yöntemiyle öğrenmediler. Vücutlarında oluşturmadılar. İlk yaratılan kutup ayısında bu genler vardı, bu özellikler vardı. Hepsi doğuştan itibaren bu kutupta yaşamaya ayarlı bir sistemle doğdular, vücut yapılarıyla doğdular maşallah. Allah Câsiye suresi 4. ayetinde bize şöyle bildiriyor: şeytandan Allah'a sığınıyorum. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır diye Allah ayetinde bildiriyor. Kutuplarda yaratılan canlıların tamamına baktığımızda aslında orada yaşamaya elverişli Allah tarafından yaratılmış o canlıların tamamı. Hepsinde özel ayetler var. Bizim inşallah bunları düşünüp Allah'a olan sevgimizin, imanımızın daha da artması için inşallah. İnşallah.